Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle motifli eldiven çalışmamızı yapacağız. Şimdi malzemelerimiz isteyen istediği ipten yapabilir, evinizde ip olur, ondan yapabilirsiniz. Siz nasıl isterseniz, ben size ölçülerini vereceğim, onları kendiniz ayarlayacaksınız. Ben Alize Koton Gold ile örüyorum, elimde de onlardan vardı. Şimdi başlangıç olarak bize 4 tane motif lazım bir çift eldiven için. Şimdi motiflerden başlayalım yapmaya. Tığ numaram 3. Dediğim gibi istediğiniz iplerden de yapabilirsiniz. Şimdi motifimizden ben motifleri hazırladım ama size de göstermek için tam orta yerinden şimdi başlayacağız. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekip tam şu ilk başlangıç yerine ipimizi de içeriden kaydırıp sabitledik. Bir yuvarlak köşe oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar sihirli arkayla da bilenler başlayabilir, böyle de başlayabilir. Üç zincir çekip hemen bu orta yerimize, yani şu boşluğa ilmek alıp ikili trabzan yapıyoruz. İlmeğimizi aldım. Bir ikili trabzan daha yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekip ilmek alıyoruz, aynı yere tekrar trabzan yapıyoruz. 3 tane. İkili trabzandan 3 tane şu şekilde. 1 2 3 zincir çekip ilmeğimizi aldık, aynı yere tekrar 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. İlmeğimizi aldık. Aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekip bu başlangıç yerimizin şu tam tepesine ipimizi içeriden kaydırarak sabitledik. Bakın orta yeri oluşmuş oldu. Bir zincir çekip bu ipimizi artık kestik. Bunu arka yerden önce şöyle yaparak iplerimizi içeriden de gezdirebilirsiniz, üstünü örerek de devam edebilirsiniz. Ben bu şekilde şimdi yapacağım. Bakın orta yerimiz oldu. Şimdi diğer başka bir renge geçeceğim. İpimizi aldık. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Şimdi ipimizi alıyoruz. Motifimize de nasıl başlanacağını göstereceğim diğer ikinci sıramıza. Şu boşluktan şu ipimizi çektik. Burada sabitleyip bir zincir çekiyoruz. Şu ipimizi şuradan doladık. Ve 1, 2, 3 zincir çektik. İlmeğimizi alıyoruz, aynı yere ikili trabzandan 2 tane yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip ilmek alıyoruz ve şu ipi içeride bırakarak, yani üstünü örüyoruz, bakın şöyle aynı yere köşe oluştururuz. 3 tane ikili trabzan. Bu ipimizi buradan artık kesebilirsiniz. Çünkü sabitlediğimiz için hiçbir şey olmayacak. Merak etmeyin. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar 3 tane daha trabzan yaptık.
3 zincir çekiyoruz. Milistümüzü aldık. İlmek aldık diyelim. Ben milistü diye alışmışım arkadaşlar. Bazen videoda milistü ne diye soranlar oluyor yine. İlmeğimizi alıyoruz. Ve aynı yere tekrar 3 tane trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Diğer köşemize geldik. Yine trabzanla başladık. 3 tane trabzan. 1, 2, 3 zincir. İlmeğimizi alıyoruz. Aynı yere 3 tane trabzan yaptık. Tekrar bir zincir. İlmeğimizi alıp diğer köşeye 3 tane trabzan yapıp 3 zincir çekiyoruz. İlmeğimizi aldık. Aynı yere 3 tane trabzan yapıyoruz tekrar. Şimdi burada bir zincir çekip ilk başlangıç yaptığımız yer vardı zincir çekerek. Onun tam tepesine tığımızı içeriden çekiyoruz. Ve şu şekilde içeriden kaydırdık. Ve bir tane zincir çekip bu rengimizi de bitiriyoruz. Bunu yine arkadan siz şu şekilde kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra ben onları temizleyeceğim. İkinci sıramız da böyle. Şimdi diğer rengime geçiyorum. İlk pembeyi nasıl başlamıştık köşeden? Aynı şekilde başlayacağız. Yine boşluğa tığımızı şu şekilde ipimizi buradan çektik. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve şu ipimizi şunun etrafında dolandırıp 1, 2, 3 zincir çekip üstüne yani içeride kalacak şekilde ikili trabzan yaptık. Bir tane daha yapıyoruz. 3 tane oldu zincirle birlikte. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip aynı yere yine ip içeride bırakarak şu ipimizi 3 tane daha İkili trabzan yapıyoruz. Bakın o içeride kayboldu zaten. Arada bir zincir çekiyoruz. İlk başlangıçta arkadaşlar yeni başlayanlar için daha detaylı göstermek istiyorum. Aslında hepimizin bildiği bir motif ama yeni başlayan arkadaşlarımız olur. Onlar için detaylı anlatmak istiyorum. Burada bir zincir çekiyoruz. İlmeğimizi aldık. Şu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu 1 ilmeğimizi aldık. 2 ilmeğimizi aldık. 3. Şimdi tekrar bir zincir. Burası orta olmadığı için bunun gibi 2 kere değil de 1 tane yapıyoruz. İlmeğimizi aldık ve tam şu orta yere, köşeye 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip aynı yere 3 tane yine trabzan yapıp köşemizi oluşturduk. Tekrar şurada yaptığımız gibi bir zincir çekip buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip ilmeğimizi aldık. Diğer köşemize geldik. Şurada yaptığımız işlemi burada da yapıyoruz. Bir zincir çekip şu aradaki boşluğa 3 tane trabzan yapıp tekrar bir zincir çekip diğer köşemize geldik.
3 zincir çekiyoruz. Köşemizi tekrar oluşturuyoruz aynı yere. Bir zincir çekiyoruz diğer boşluğumuza. Bir zincir çekip 3. sıramızı da tamamlıyoruz. Tam bu ilk başlangıç yerimizin tepesine ipimizi kaydırdık. Bir zincir çekip ipimizi sabitledik. Şu şekilde. Bak. Şimdi 4. sıra. Zaten motifimiz 4 sıradan oluşuyor. 4. sırayı başka bir rengim alıyorum. Siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize bağlı arkadaşlar. Şimdi ben bu ipi daha sonra kaybedeceğim. Şimdi herhangi bir köşeden yine diğer köşelerimizde başlangıç yerindeki gibi şu boşluğa tığımızı şu şekilde soktuk. Buradan bakın ilmeğimizi çıkarttık. Bir tane zincir çekip şu ipimizi bunun etrafında dolandırdık. 1, 2, 3 zincir çekip ip içeride kalacak şekilde üstünü öreceğiz çünkü kaybolsun diye. Diğer yeşili yaptığımız gibi köşemizi oluşturalım. Bu da ip de içeride kaldı bakın arkadaşlar ve hiç gözükmedi. Bir zincir çekip bu boşluğumuza 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip diğer boşluğumuza yine trabzan yapıyoruz. Motifimiz büyüdükçe bu ara boşluklarımız da büyüyor. Üç zincir çekip aynı yere köşemizi oluşturuyoruz. Köşelerde sadece köşe yerlerini oluşturuyoruz. Şu ipimizi ben bir arkadan alayım. Şu şekilde sabitledim. Bir zincir çekip bu boşluğa bir zincir çekip diğer boşluğa 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekip köşeye geldik yine. Bu şekilde sona kadar yine diğer renklerde tamamladığımız gibi motifimizi buraya kadar tamamlayalım arkadaşlar. Evet, motifimiz tamamlandı. 4 sıradan şu şekilde motifimiz tamamlandı. Şimdi motifimizi ben size ölçüyorum 8 santim. Yani hangi ipten örerseniz örün, mesela ipiniz kalın olabilir. 3 sırada bile 8 santime ulaşabilirsiniz. Onun için 8 santim tam motifimizin. Ya da şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çocuklar için de örecek olursanız mesela 3 sıradan 4 sıra değil de 3 sıradan aynı şekilde aynı eldiveni çocuklar için de örebilirsiniz. Dersiniz ki benim elim biraz daha hani ya şişman büyük. Onun için bir sıra daha fazla yapabilirsiniz. Bu sizin yaptıkça elinizin alışkanlığına bağlı olacak. Şimdi motifimizi bu şekilde 2 tane motifimizi elde ettikten sonra eldivenimizi yapımına geçelim. Bunu ben size göstermek için başladım. Şimdi eldivenimin renklerinden ben şimdi size göstereceğim. Motifimizin bir tanesini aldık elimize arkadaşlar. Hangisinden başlamak isterseniz hiç fark etmiyor. Nasıl motife başlamıştık diğerinde? İkinci sırada, üçüncü sıralarda şu şekilde ipimizi geçirdik.
Bir zincir çektik ve şu ipimizi buraya sabitliyoruz. Bir, iki, üç zincir çekip aynı yere ilmeğimizi aldık. Üç tane trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte üç oldu zaten. Şimdi araya bir zincir çekip bu köşeyi yarım bırakıyoruz. Diğer köşesini tamamlamadan arkadaşlar. Sadece üç tane yapıp şöyle göstereyim. İlmeğimizi aldık. Diğer boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektik. İlmeğimizi aldık. Diğer boşluğa da üçlü trabzanımızı yaptık şöyle. Sanki 5. sıraya gidiyormuş gibi. Köşeye geldik. Köşede de 3 tane trabzan, 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yere. Üç tane trabzan. Normal sanki 5. sıranın motifimizin 5. sırasını yapıyormuş gibi şu köşeye kadar getirelim. Aralarda bir zincir, köşelerde üç zincir biliyorsunuz. Tam köşe yerine geldik şimdi. Bir zincir çektik. İlmeğimizi aldık ve aynı köşeye diğer köşenin yarısını yapmıştık. Şimdi 3 tane daha yapıp köşemizi tamamlayacağız. Burada bir zincir çektim. İlmeği aldım. Tam tepesine, başlangıç yerine hepsini birlikte çekiyorum. Ve bir zincir çekip köşemi oluşturdum. Şimdi hiç ipimizi falan kırmıyoruz artık arkadaşlar. Motifimizi ters çevirdik. Kendimize bakacak şekilde. Diğer motifimizi alıyoruz elimize. İki tersler içe bakacak, düzler dışa bakacak şekilde tuttuk. İlmeğimizi alıyoruz. Hemen ister şöyle tutun, karıştırmayın, dediğim gibi tersler içe bakacak, düzler dışa bakacak şekilde diğer motifimin köşesine 3 tane trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Hemen şuradaki, yani karşıdaki boşluğa ipimizi çıkarttık oradan. Bir zincir çekip ilmeğimizi alıp şuraya 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bakın birleşerek gitmiş oluyoruz arkadaşlar. 3 tane trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Biraz daha yakın göstereyim ben size isterseniz. Şimdi burada bir zincir çektik. Karşı tarafa şu şekilde tığımızı içeriden çekiyoruz. Bir zincir çektik. İlmeğimizi alıp karşı tarafa 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Karşı boşluğa milimizi içeriden geçirerek aldık. Ve bir zincir çekip ilmeğimizi alıyoruz. Yani motifimizi diğerine birleştirmiş oluyoruz. Bir zincir çektik. Karşı boşluktan çıkarttık. Tekrar bir zincir çekip köşeye geldik. 3 tane
köşemizi yaptıktan sonra, evet, şu şekilde bağlamış olduk. 3 tane trabzanı yaptıktan sonra 1, 2 tane zincir çekip bu sefer bu köşeye içinden kaydırarak geçirdim. 1, 2 zincir çektik. Normal köşemi tamamlıyorum 3 tane trabzanla. Bakın birleştirmiş olduk. Şimdi şu köşeye kadar dümdüz burada yaptığımız gibi etrafını aralarda bir zincir çekerek devam ediyoruz. Arkadaşlar böyle dolanacağız demiştim ama şuraya kadar geleceğiz öncelikle. Orada bir yanlışlık oldu. Şimdi burayı birleştirdik. Şuraya geldik. Bu köşeye geldiğimizde 2 zincir çektik. Diğer köşemizi aldık. Tam köşeye içinden geçirerek şu şekilde sabitleyip 2 zincir çekiyoruz ve krem olan tarafı tekrar köşeden örmeye başlıyoruz. 3 tane trabzanımızı yapıp bir zincir çekip hemen şu boşluğa burayı da birleştiriyoruz. Diğer boşluğa geldik. Üçlü trabzanımızı yaptık 3 tane. Bir zincir çekiyoruz. Şu boşluğa hemen tığımızı şu şekilde ilmeğimizi içeriden geçirdik. Bir tane zincir çektik. Şimdi iki tanesini şurayı birleştirdikten sonra şu tarafını birleştirmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü şu parmak yerimizi yapıyoruz şimdi. Boşluğumuzu bırakmamız lazım. Köşeden sonra bir iki taneyi birleştirdikten sonra birleşme işlemimizi burada yapmayacağız. 3 tane trabzanımızı yaptık. Bir zincir çektik. 1, 2, 3. Tekrar şu şekilde trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekip köşemize geldik. Köşemizde 3 tanesini yaptıktan sonra 2 zincir çekip diğer köşemize, yani şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şurada bir boşluk yaptık. Şimdi şu boşluğumuza köşeye tam sabitleyip 2 zincir çektik ve devam ediyoruz. 3 tane trabzanımızı yaptık. Bakın şu şekilde boşluk oluşturduk burada. Bir zincir çekiyoruz. 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekip diğer boşluğumuza bir zincir çekip diğer boşluğumuza da yaptıktan sonra köşeye geldik. Bir zincir çekip köşemizi de tamamlayalım arkadaşlar. 3 tane trabzanları yaptık. 1, 2 zincir çekip tam şuraya, boşluğun tam ortasına ipimizi kaydırarak hem sabitlemiş olduk. Bir zincir çekip şu şekilde burayı bitirdik. Bakın. Şimdi şu üst tarafın lastiğini yapalım arkadaşlar ilk başlangıç olarak. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. Önce şu boşluğumuza trabzan, ikili trabzan yaptık. İlmeğimizi aldık.
hemen bu 3 tane ördüğümüz trabzanların tam tepesine ikili trabzanları yapıyoruz. İlmeğimizi aldık. Şu boşluğu yapmıyoruz arkadaşlar. Hemen şuradaki, yani 3 tane şu aradaki zincirli olan yerlere, boşluklara yapmayacağız. Tam 3 tanenin tepesinden trabzanlarımızı yapıyoruz. Bakın. İlmeğimizi aldık. Boşluğa değil, tam tepesine 3 tane trabzanın tam tepesine ikili trabzanlarımızı yaparak gidiyoruz. Boşluk yok. Şimdi şu ekleme yerine geldik değil mi arkadaşlar? İlmeğimizi aldık. Şu boşluğa bir tane yapıyoruz. İlmek alıyoruz. Tam orta yerine bir tane trabzan. İlmeğimizi aldık. Tam şu boşluğa da bir trabzan yapıyoruz. Tekrar ilmeğimizi alıp 3 tane trabzanların tam tepesine ikili trabzanları yapıyoruz. Tam tepesinden bu şekilde ilk sıramızı düz bir şekilde trabzan yaptık. Buraya geldiğimizde şu boşluğa da bir tane yapıyoruz. İkili trabzan. Sonra hemen şunun tepesine tığımız ile ilmeği geçirerek tekrar içinden geçirip sabitledik. Ve burada 1, 2, 3 zincir çekerek diğer ikinci sıramıza geçeceğiz. Şimdi burası lastik olacak arkadaşlar. Lastiğimizi her zaman başlamak için ilk sıramız biliyorsunuz ki trabzan oluyor. Lastiğimiz de zaten trabzan, yani ikili trabzandan oluşuyor. Şimdi başlangıç olarak ilmeğimizi alıyoruz. Hemen şu yanındaki, bakın şuradaki görmüş olduğunuz ilmeğimizi şu arkadan şöyle boşluğuna, yani böyle değil de arkadaşlar, şöyle ikili trabzanı yaptık, yani önden aldık. İlmeğimizi alıyoruz, bu sefer şu ilmeğimizin arka tarafından şu şekilde, bunun adı tığ işi ile yapılan lastik oluyor. Mil üstümüzü alıyoruz ilmeğimizi. Şöyle önden. Bu işlemi bir ön bir arka olarak lastik gibi örüyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. Şimdi arka taraftan. İkili trabzan ördük. İlmeğimizi aldık. Bu sefer önden. İlmeğimizi aldık. Hemen şu arka taraftan. Tekrar göstereyim sizlere. Şurası, şu boşluğu şöyle alıyoruz. İlmeğimizin İkili trabzan örüyoruz. İlmeğimizi aldık. Bir de tersinden şöyle boşluktan geçirerek ilmeğimizi aldık. Bir önden, bir arka tarafından bu şekilde sona kadar gelelim.
Tam sona geldik. Zincir başladığımız yerdeyiz. Şimdi buraya direkt şunun tepesine bakın. Şunun tepesine ipimizi kaydırarak buraya sabitledik. Tekrar burada 1, 2, 3 zincir çekip bakın zaten lastiğimiz hemen bir sıra, ikinci sırada bile hemen belli oldu. Şimdi arkadaşlar ilmeğimizi alıyoruz. İlk önden başlamıştık. Yine önden. Önden, arka taraftaki arkadan. Yine aynı şekilde önden ilmeğimizi alıp diğerini arka taraftan. Öndekileri ön taraftan. Bakın arkada kalmış olanları da arka taraftan. Şu şekilde geçirerek örüyoruz. Lastiğimiz de bu şekilde olmuş oluyor. Burayı anladık sanırsam arkadaşlar. İstediğiniz sırada bakın ben kaç sıra örmüşüm burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sırada bilek tarafını yani şöyle olacak arkadaşlar. Şurasını istediğiniz kalınlık örebilirsiniz. Ben 7 sıra öreceğim şimdi bunu. 7 sıra aynı şekilde aynı birleştirme ile örelim. Son sıramda gidiyorum. Önden aldıklarımızı ön taraftan, arkadan aldıklarımızı arka taraftan örerek her sıramızı lastik şeklini oluşturduk. Şimdi burada her zamanki yaptığımız gibi başlangıç yerimize tığımızla içeriden kaydırdık ipimizi, bir zincir çekip bu ipimizi kopartıyoruz. Evet. Bakın lastiğimiz oluşmuş oldu. Bunu dediğim gibi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz, örebilirsiniz. Şimdi şu parmağımızın, baş parmağımızın şuraya gireceği yere göstereceğim. Yine her zamanki gibi şu boşluğa bakın şu şekilde şu boşluktan İlmeğimi aldım, bir zincir çektim. Bu ilmeğimi yine sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektik. Şimdi aynı diğeri gibi arkadaşlar, ilmeğimizi alıyoruz. Şu 3 tane trabzanın tam tepelerine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Boşluklara yapmıyoruz. Tam tepesine. Bakın şimdi şu şekilde 3 tane de buraya. Şöyle döndürelim. İlmeğimizi alıyoruz. Hemen diğer trabzanın tepesine. İkili trabzanlarımızı yapıyoruz. Burayı da bitirdikten sonra şu boşluktan başladığımız için şu boşluğa da bir tane yapıyoruz.
Hemen zincir falan çekmeden başlangıç yerimize ipimizi içeriden geçirerek sabitledik. Ve burada 1, 2, 3 zincir çekip bakın şöyle oldu. 3 zincir çekerek ilmeğimizi alıyoruz. İlk önce bakın şöyle için bakın şöyle etrafından alttan şu şekilde şurayı ördüğümüz gibi lastiğimizi 2'li trabzan örerek aldık. İlmek alıyoruz. Arka taraftan yani oradaki lastiğimizin aynı şekilde burada da örüyoruz. Burayı da 3 sıra örmemiz yeterli oluyor arkadaşlar. Bir önden bir arka tarafından alarak İkinci sıramız oluşmuş oldu. Şimdi yine tepesine, ilk başlangıç yerimizin tepesine ipimizi gezdirdik. Tekrar 3 zincir çekip diğer 3 üst sıraya yani 3. sıramıza geçtik. Yine önden aldıklarımızı ön taraftan lastiğimizi anladık sanırım arkadaşlar. Diğerini arka taraftan alarak 3. sıramızı da tamamlayalım. Üç sıra yeterli dediğim gibi. Burada da 3 sıra, 4 sıra da yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Son yerime de geldim ve yine zincir falan çekmiyorum. Tam başlangıç yerimin tepesine ipimi içinden geçirerek sabitledim ve ipimi kestim. Şu şekilde. Bunu yine içeriden gezdirerek ipinizi kaybedebilirsiniz. Ben şöyle bir tutturayım önce. Evet, şunu da geçirelim içeriden. İçeride kalsın, ben onu kaybedeceğim sonra. Eldivenimiz bu kadar. Diğer tarafı da zaten arkadaşlar burası da şurada başlangıç yerinde yaptığımız gibi üçlü trabzanların tam tepesine önce ilk sıramızı yapıyoruz. 3 sırada burayı yaptıktan sonra eldivenimiz şimdi videomuz çok büyük olmaması, uzun olmaması için şurayı aynı şekilde olduğu için göstermiyorum. Şimdi bakalım eldivenimiz nasıl olmuş oldu. Evet. Bu şekilde. Umarım güzel, faydalı bir çalışma olmuştur arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın.
Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.